Astor da vardı nasılsa. Evet, zaten Astor yazanlar da var. Astor da yeni halka arz olan şirketlerden bir tanesi. 12,5 liraya halka arz oldu. Bugün itibariyle 49 liralarda bir fiyatı var. Yani çok hızlı yükselen bir şirketten bahsediyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. 12,5 çok makul bir fiyat değildi bence zaten halka açılırken. Yani onu söyleyerek başlayayım. Bence çok uygun fiyata halka arz olmuştu. Şirket transformatör üretiyor. Yani az önce bahsettiğim Alfa Solar panel üretiyor. Onlar sadece güneş enerjisiyle üretim yapanlara ürün satıyorlar. Astor elektrik üretmek ya da dağıtmak isteyen herkese ürün satıyor. Yani kendi pazarının açık ara yani ülkede lideri ve kim iş yapmak istiyorsa başka bir enerji firmasıyla Astor'la da iş yapması gerekiyor gibi bir durum var aslında. Hem orta gerilim hem yüksek gerilim tarafında parça üretiyorlar ve transformatör üretiyorlar. Dolayısıyla oldukça önemli bir oyuncu enerji pazarı için. Onların da son çeyrek rakamları geldi. Onların da çok iyi geldi rakamları. Son çeyrek için elde ettikleri kar, yıl için 1,8 milyarlık kar elde ettiler ki şu anki piyasa değeri 48 milyarlarda. Şu an çarpanı çok yüksek gözüküyor 26'larda. Ama dediğim gibi 12'den halka arz olması bana çok makul gelmedi. Yani 4 katına çıkmış diyenler olabilir. Evet. Ama 4 katına çıkmamış olsa zaten şu an 6-6,5 F kalacaktı. O da zaten doğru bir çarpan değil. Yani ben ucuza çıktığını düşünen taraftayım. Ve 2023 için de burada beklentiler, yani benim beklentilerim iyi. Onu söyleyebilirim. Tabii ki çok hızlı hareket dolayısıyla volatilitesi çok yüksek. Onun uyarısını yapayım. Çok beğendiğim bir şirket. Onu da ekleyeyim. Ama bu yüksek volatilite dediğim gibi çok nasıl denir? Tavsiye edilebilecek bir şey değil. Ha, fırsat bulunursa ne bileyim 40'ların altı falan bence makul fiyatları olur. Buradan böyle alırım, taşırım. Buradan alıp taşımam. Ama elimde varsa mesela tutarım. Onu söyleyeyim. Yani bu fiyatlarda bile tutarım. Ama bugün ilk kez alıyorsam ona çok sıcak değilim. Halka arzdan aldıysam ya da sonradan 20 liralarda durdu çünkü halka arzdan sonra. Oralardan aldıysam unutmaya devam ederim. Sıfırdan girmeyi çok tercih etmem. Ama Alfa Solar da burada, Astor da burada gerçekten. Enerji üretimi ya da dağıtımı tarafındaki vazgeçilmez oyunculardan. Zaten Ciro'nun %13'ünü falan direkt EÜYAŞ ve TEİYAŞ alıyor. Yani Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ. Devletin iki dev kurumu. En büyük müşteriler zaten. Ciro'nun bir kısmı elektrik üreticilerinde. Bütün üreticiler neredeyse müşteri. Büyük santraller de pardon, büyük endüstriyel şirketler onların zaten müşterileri. Az önce konuştuğumuz Ereğli yanlış bilmiyorsam mesela Astor'un müşterisi. Yani yüksek gerilim, orta gerilim transformatör kullanan, parça kullanan herkes Astor'la çalışıyor neredeyse. Dolayısıyla herkesin ihtiyacının olduğu bir iş yapıyor. Enerji işinin bu kadar revaçta olduğu bir dönemde bence çok güzel bir halka arzdı. Çok da güzel. Enerjiden uzaklaşamıyoruz. Sıradaki de bir elektrik şirketi GESAN.